Suyu ısıtın geliyorum. O nasıl laf ya? Ama artık yeter. Tamam, tazminatımı ver, kov beni. Resmen istifaya zorluyorsun adamı ha. Her gün küfür küfür küfür. Feyza Hanım, işçiyim ben, işçi. Köle değilim. Ses kölesi iş değilim. Suyu ısıtın, çayı demleyin, geliyorum. Eşşoğlusu. Küfür ediyormuşum. Ulan canlı yayında Nihat Etiboğlu'ndan küfür yemiş adamsın sen. Hırrı! Hocam merhaba. Hocam buradayım, burada. Hocam ben İslam'ın farzlarında kaydırma yapmış. Ramazan bayramlarında kurban kestim, kurban bayramlarında oruç tuttum. Senede bir defa namaz kıldım, günde 5 vakit fitne dağıttım. Fitre, fitre. Ulan ben bilmiyorum muyum fitre nedir ne değildir. Günde 5 vakit fitre dağıtacak durumum yoktu hocam. Ben de İsmail'in yakını diye fitne dağıttım. Fitre, fitre. Hocam duymuyor galiba. Hocam şimdi siz söyleyin. Yine de ben cennetlik miyim, cennetliksem kaçıncı katta? Abi. Abi sen de tam Kenan İmirzalıoğlu olacakmışsın. Burun farkıyla Mustafa Uğurlu olmuşsun. O ne lan? Plaka numarası bu. Mecburen kanka. Aynı isimde kaç kadın var? Nasıl ayıracağım onları birbirinden? Soyadlarını kullanaydın ya lan. Soyadlarını. He. Oğlum adı soyadı aynı olan bile bir sürü kadın var rehberde. Karışıyor. Mağdur oluyor. O ne lan? O kadar kadın numarası var mı lan o telefonda? Adacı telefonda demiş lan o resmen. Lan ne adacısı? Benim o kadar çok yayılmış ki bilinmeyen numaralar servisinden arıyorlar arası. Benden numara öğrenmek için. Güzel para kazanıyorum işte. Sen şimdi iş yerinde hatun ayıklayınca cinas yapmış oluyorsun değil mi lan? Pompacı Deniz. Allah kanka ne yaptığım belli değil. Yalnız şu telefon da burada fazla konuş. Bu niye lan? Hepimize yetecek kadar pamuk yok. Manyak. Oğlum lan. Hanımım ya. Bu ecnebiler kendi benzinlerini kendileri dolduruyorlar ya. Burada da o sisteme geçsek de biz de biraz razı hissek diyorum ha. Ne dedin? Kartal kardeşim artık var ya bildiğin eminim sen bu benzini kokluyorsun. O nasıl bir tabir hanımım ya? Dizel motoru muyum ben? Teessüf ederim. Feyza Hanım. Canım. Asiye nereye gitti biliyor musunuz? Lavaboya kadar gitti. Gelecek bir... Bu kim lan? Kim ki bu? Oo, Asiye'nin 3 yıllık sevgilisi. Hele önümüzdeki hafta Asiye'yi başka birinin istemeye geleceğini de düşünürsek. Tuvalete gidiyorum diye çıkıp kocaya mı kaçılır lan? Bu nasıl iş kardeşim? Çocuğun yan mahallede başka bir kırığı vardı. Üngür üngür ağlıyordur. Asıl ona gitmek lazım şimdi. Sen nereden biliyorsun bütün bunları? Beyler Asiye'yi nöbetten düşün. Az önce biz bu mahallenin itleri bu tür olaylarda birbirimize haber veririz. Allah Allah. Biz size it diyorduk da sizin de kendinizi öyle çağırdığınızı bilmiyorduk. Hadi ya. İşin yoksa kasiyer ara. Yok artık. Baba nasıl ya? Bu nedir? Bu baba da ne acayip adammış arkadaş ya. O ne ya? Babamın trafik cezası. Oha. Feyza bu akşam sana görücü geliyormuş. Ne diyorsun sen be? Vallahi bak haber geldi. Bu akşam sana görücü geliyormuş. Hadi yine iyisin. Deniz seni terfi ettim 2 saatliğine kasiyer sensin. Sen de lavaşsın, lavaş. Ben kasaya bakamam Feyza. Hayret edersin. Kasa terfi mi lan? Bilmiyorum. Asiye bizim amirimiz miydi? Ne bileyim oğlum. Bir çay kap gel. Ne? Niye? Duydun. Amirin sayılırım artık. Bir çay kap gel. Ne diyorsun oğlum? Bu ne kadarmış. Feyza. Feyza ne Kartal? Feyza ne? Niye aramızdaki samimiyeti suistimal ediyorsun? İlla rütbemi mi kullanayım? İlla kendime bey mi dedirteyim ya? Nasıl yani? Feyza Bey mi diyeyim? Vallahi bana göre hava hoş. İstersen amca öyle diyeyim. Devam et. Allah'ın cezası devam et. Tamam tamam Feyza Bey. Dur şimdi dur. Haklıyken haksız duruma düşmeyeyim. Önce iyi mi istiyorsun kötüyü mü? Kötüyü söyle. İstifa ediyorum ben. Kötü bu mu? Keyfimizden değil herhalde bu. Şişme deniz havuz sisteminden çıkacakmış. Şişme deniz havuz laf esprisi falan mı yapıyorsun sen şimdi? Ne? Bahşişler havuza giriyor oradan dağılıyor ya. Bu tutturmuş havuzu tek başıma ben dolduruyorum. Niye paylaşayım ki diyor. Gelip seninle konuşacakmış. Sen de bildiğin aversin kabul edersin. Ben de basarım istifayı. Yok lan hırırık. Onu sinirle söylemiş. Gidemez hiçbir yere. Gidemez bırakmam. Asla onu kaybedemem güzel aman. iyi haber ne? Önündeki dergiyi az önce marketten arakladığını gördüm. Vallahi başıma bir şey gelirse giderim Hilmi abiyle konuşurum yanarsın. Ne dedin? İyi haber bu mu lan? Benim için iyi. Dur senin için kötü. İyilik ve kötülük göreceli kavramlar Feyza. Bak işte gene haklıyken haksız duruma düştüm. Hey Allah. Kartal. Buyurun hanım. Sence benim bu üstümdeki kıyafetler nasıl? Gereksiz. İnsan tenine insan teninden başka bir şey değmesine etik bulmuyorum. Sence benim bu üstümdeki kıyafetler nasıl? Vallahi gayet güzel. Bana olsa ödünç alırdım. Allah kahretsin. Allah kahretsin.
Süper ya. Kalaya geldik. Biz sürünlüğü gördük. Kartal, senin burada ne işin var lan? Davetiyemiz var herhalde. Nereden buldun bunu? Ben bu denizin sana ser çıkışınca affedersin nasıl tırttırdıysam adamı. Müşterinin verdiği davetileri havuza atmış. Sana verdi, bana verdi. Fakir fukara seninsin dedi. Deniz yok mu? Yok. O bir manitaya söz vermiş. Gerçi onu da sallayıp başka bir manita yakacakmış ama belki combo yapar. Deniz'i bilirsin işte. Mevlam bana akıl, ona boy pos vermiş. Benim aklımdan geçirdim. O sıradan geçiriyor kerata. Öyle mi? Akşama maç var diyor. Öğleden sonra yakala mı olur ya? Kimse gelmez tabii. Öyle dağıtırsın davetiyeleri işte saatler. Değil mi? Bu akşam maç mı vardı? He. Lan ben unutmuşum onu. Kahretsin. Allah'tan takım tutmuyorum ha. Güşem'in bu golü değil mi o ya? Dur bir yanına gidin, gönül kurmasın şimdi. Hanımım? Feyza Hanım, ben de okul fobisi var. Ortaokulu burada okudum. Kabus gibi 4 senem geçti. Feyza Hanım değil, Feyza diyeceğim. Feyza, şu an biz ikimiz karı kocayız. Üstelik abartma, okulu biz de burada okuduk ya. Büyüdük artık. Lan Ege'de dağlar kıyıya dik uzanıyordu paralelme. Bakanlar kurulunda kim başkanlık ederdi? Oy, bilinçaltıma gömdüğüm ne kadar soru varsa hepsi çıktı karşıma. Bir sus Kartal. Küçüm ben, merhaba. İdarecilerin olduğu bina hangisi acaba? Şu bina amca. Amca mı dedi bana? Ben ölüm, terbiyesizliğin lüzumu yok. Feyza Hanım amcan olacak yaşta mı? Olsa olsa abi diyeceksin. Kurtul. Feyza Hanım yok, Feyza. Feyza yalan yok, şimdi sen biraz erkeksi giyiniyorsun. Bir de şu bıyıkları bir aldırsan mı birazcık ya? Vallahi ben de senin kadar çıksa takma bıyıkla gelmezdim ha. Saçmalama olsan ya. Feyza niye geldi lan? Lan bir dur. Biraz bekleyin kapıda. Müdür okulda aldıktan sonra velilerinizi odama getirin dedi. Bekleriz annem. Bekleriz annesinin. Kuzusu annesinin kuzusu. Anneyim ya ben. Ben anneyim ya. O yüzden bu benim gözümde hiç büyümüyor biliyor musun? Annemi. Öleyim ya ben. Şuracıkta öleyim ben. Tebeşir tozlarıyla gömün beni. Kurban ay, kurban ay, kurban ay. Allah! Yesin onun annesi, onun annesi. Om yapsın ısır sen onun annesi. Bak o olur. Yesin beni, yesin. Yazılısı sözlüsü olan bir sınıf yok mu lan? 8C'nin tarih yazılısı var şu anda. Allah! Şerif amca! Şş, sizler gelin bakayım buraya. Lütfü hoca! Müdürün ne işi var lan bahçede? Ne bileyim lan? Bir sus! Lütfü hoca büstünü mü yaptırmış ya? Büst mü lan o? Hanımım. Neredesin lan sen? Bütün gün ortalıklarda yoktun. Yüzünü görence mi? Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir. Adam Atatürk'ten alıntı yaptı ya lan. Egoya bak. Şair, yazar falan kesmeyip Atatürk'ten alıntı yapan çalışanım var. Ne mutlu bana. Ne mutlu Türk'üm diyene. İyi dersler arkadaşlar. Sağ ol! Kartal, iyi misin lan sen? Ben bu tankeri temizledim ya. Çok petrol kokladım galiba. Hani bir şey olur da geçmişteki bir anıyı hatırlarsın ya. Evet. Hah, işte ben o anıyı hatırlamakla kalmayayım. Bildiğin yaşıyorum. Az önce çok canım acıdı. Ağladım. Bildiğin sünnet ettiler beni. 4 kişi zor tuttu. Çok mu da belendin? Beni değil. Beni tutmadılar. Bir yanlış anlaşılma olmasın. Hastaneye falan mı götürsek lan biz seni? Ne? Ben miyim be? Niye? Kaçın geliyor. Sinir! Nerede kalmıştık? Biz adam gibi sevmeyi becerdik ama adam sanıp sevdiğimiz adam gibi adamlar adam oldukları için mi bu durumdan? Deniz, 112 yara. Ceyhan Prensi, Adana. Oh, şu an annem beni leğene koydu, sıcak suyla yıkıyor. Ergenliğimin zeytinyağlı yeşil kalıp sabunu kokuyor her yer Feyza. Ne oldu buna Feyza? Aradığımız beyne şu an ulaşılamıyor, çekmiyor bunun kafa. Servis dışı kalmış. Lan! Lan ne yapıyor bu salak, kendini döndürüyor lan! Sen ikinç! Bir vurma lan, bir dur lan! İlko vurdu abi. Ya bak, keyiften değil. Bende panik atak var. Panik olunca atağa kalkıyorum, saldırıyor. Lan geri zekalı, o öyle bir şey mi? Kim koydu sana teşhis? Kimse bana bir şey koyamaz. Ben kendim koydum teşhis. Lan! Tüftüf atmayın dedim, hak ettiniz. Abisi, bak bunun durumu iyi değil. Biz bunu acilen acile götürelim. Yoksa bu kesin adım köylü olacak. Ben hallederim abi. Atla.
18 fites mi bu? Babam bana 21 fitesini alacak. Lan bu da çarptığı köpeği kendi arabasıyla baytara götüren duyarlı vatandaş gibi oldu ha. Arkadaş ya. Oğlum ne yaptın ya? İddiasına girmiştik lan. 20 kağıt kaybettim. Bak alırım senden. Ne diyor kız lan? Kartal Gresli gazozu içer sonrasında kusmaz diye 20 kağıt koydum oğlum ortaya ben. Bana ne ya, ödemem. Baştan söyleseydiniz oğlum kusmazdım. Ha bir daha iddiaya girin lan. Ha ne dedin? Oğlum şaka yaptık lan. İddia falan yok. Gresli yağını içirdik sana. Öyle şaka mı olur lan? Olur tabii. İş arkadaşı değil miyiz oğlum? He şaka kaldıramıyorsan başka ama. Yok yok şaka kaldırırım ben. Ben zaten çok şakacı bir insanım. Gresli yağı ha. Lan ben ne diyorum, bu gazozun tadı niye Gres'e benziyor? Gres'in tadını nereden biliyorsun lan? Hey, ne gidiyorsunuz lan? Arıza çıkaracağım ha. Foş! 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 Şaka lan şaka! Biz de şaka yapmayı biliriz evelallah. Yo madafaka. Ne dedin? Arkadaşlar her şey kafamda. Sakın panik olmayın, kendinizi bana bırakın. Oğuzhan her şeyi halledecek. Ne diyorsun sen be? Oğuzhan bildiğin camileri say lan. Say çabuk. Abbas Ağa, Abdülkadir Efendi, Abdülmecit, Abdülvedud, Abus, Helam, Abdi Çelebi, Açbaş. Ah. Allah'ın manyağına eşek şakası da yapılmıyor. Oğlum onun artık kendine güveni var. Bugün işi aldı. Şakacı. İyi misin sen? Gayet iyiyim. İşe odaklıyım. Beni takip edin. Ne oldu lan? Tuttuğunla kaldın. He, ne dedin? Hanımım. Geri zekalı lan bunlar. Bu defa cinlik yok Kartal. Durum cinlikten çok adamlık istiyor. Takip edemedim ben, anlayamadım. Dün bir arkadaşımdan haber geldi. Uzun hikaye, neyse. Geçmişte yediğim bir halt işte. Ben de yeni öğrendim yani. Benim benzinlikte çalışan bir oğlum varmış. Bu benzinlikte mi Sezai abi? Artık Sezai abi yok Kartal. Abi deme bana. Yani sen şimdi benim babam. Vay be. Ama iki gündür benden çok sen Denizli'ydin ki. Ha? 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 Ha sen o sandın. Tabii Deniz varken kim ne yapsın Kartal'ı? Kartal kim ki? Ulan ben 24 senedir bu anı bekledim. Beklediğim an bu değilmiş. Sen büyük ödülü istedin. Aborti bile çıkmadı değil mi Sezai abi? Ben çıktım. Kartal çıktı. Sen şapkadan tavşan beklerken sıçan çıktı değil mi Sezai abi? Öyle değil Kartal. Öyle. Öyle. Biz Deniz'de arada çıkar dolaşırız. Kızlar hep ona bakar. Lan derim göz var, izan var. Tabii ona bakacaklar. Şu kadarcık kocunmam. Şu kadarcık koymaz bana. Ama insanın annesi babası için de mi öyledir Sezai abi? Hayat çirkinler için gerçekten de çok çirkin be Sezai abi. Bak hala abi diyorsun bu oğlum. Oğlum yok. O yok. Oğlum yok. Bu konuştuğumuz aramızda kalacak. Bu muhabbeti hiç yapmamış olacağız. Sen de benim hep Sezai abim olarak kalacaksın. Eyvallah. Ulan çirkin ördek yavrusu az daha bana kalıyordu ya. İki ağladım zırladım da neyse ki çekti gitti. Ama ne kadar güzel ya. Resme bak lan. İyi, kötü, çirkin. Film afişi gibi olduk yemin ediyorum. Kartal. Şimdi hiç uzatmayacağım abisi. Sen şimdi ne istiyorsun bu arabaya? İşte abi arka kamera takılsın. Bir de CD çalar. O bana yeter. Allah Allah ya. Avel avel. Gerizekalı bir çocuk. Lan oğlum kaç para istiyorsun manasında ya? Uzatmayalım diyoruz. Hiç oralı değilsin. Oralılar ticarette iyidir çünkü. İyi de abi araba satlık değil. Niye sürekli gelip şansınızı deniyorsunuz ki? Ha ne dedin? Adın müptezere çıkmasın diye işte oğlum. Allah Allah. Arabayı hayır için kullanacağız diyorum ben sana ya. Bir insan bu arabayı niye satmaz lan? Ali abi, bak bu arabaya daha çekiç bile vurulmadı.
Tüm parçaları orijinal. Koltukların naylonlarını bile sökmedim. Boya, pasta, cila hiçbir şey yok. Amına kodumuz salağa. Direksiyonun kopan parçasının yerinde dondurma çubuğu var. O bile bonus abi. Üzerinde yazısı var. Çubuğu bakkala götürünce bedava dondurma verecekler. Bu araba acayip bir şey. Satılır mı? Satmam. Sendeki bu antika araba tutkusunu anlıyorum Nuri Aço. Lakin sen de abartma artık. Nuri Aço mu? Nuri Aço beni anlı demek ki. Ya çocuklar, Ali diye bir tesisatçı var. Bilmem tanır mısınız? Ya bir conta değiştireceğim dedi. Geldi evin ağzına sıçtı. 20.000 liralık masraf açtı. Çıldırttı beni ya. Aklımı aldı. Hayırdır inşallah. Kartal, bence insan bir sanat eseridir. Ve her sanat eseri gibi yapım aşamasında sanatçı sana zevk verir, eğlendirir yavrum. Yalnız seni anan baban yaparken etlerinden et kopmuş. Gram zevk almamışlar, acı çekmişler lan. Yoksa bu kadar malzemeden çanıp böylesine çirkin bir işçilik çıkarırlar mı? Kartal, abisi biz şimdi gidiyoruz. Bak haftaya bir daha gireceğiz. Bence sen bunu bir düşün. Ben bu arabayı satmıyorum hala. Satma, satma, satma. Götüne sok. Hayko Cepkin'den mi aldın? Farları kes. Koçum benim. Satmıyorum ben bu arabayı. Satarım ama ne koy. Kapatın, kapatın. Oğlum bunun arızası falan yok mu? Lan muslukları da tamam. Her şey tamam. Bilmiyoruz ki abi. Gündüzcüleri bırakıp gitmiş. Oğlum arıza falan yok. Lanlar işte çalışıyor. Vallahi bilmiyoruz Ali abi. Gündüzcüler kapıyı arızalı yazmış. Sadece bulmak istediği gibi bırakmamış. Ama sağlam bırakmış. Siz bizle bir durum geçiyorsunuz lan. Enteresan mı? Yok abi, normal. Şimdi arızanın sebebi bu yazılı. O zaman ben bu arızayı giderdim. Faturayı da Feyze Hanım'a yollarsınız. Çiğir atıya diye çıktı. Helaya geldik herhalde. Ali abi. Ali abi. Abi. Ulan Feyza yarın gelir de yapılmadığını görürse bir sürü tatava yapar şimdi. Gel şuraya. Sıfırına da bak lan. Lan ne yapıyorsun oğlum ya? Bak oğlum, ben iyi bakmalıyım. Allah belanı vermesin seni kartal ya. La çık hadi çık. Arızası buymuş demek. Lan telefon yasak diye de kasaya bıraktırdın oğlum ya. Ben niye yasakladım oğlum? Kural böyle amına koyayım. Yoksa bence de çok saçma. Benzin pumpasının davası mı var da telefonla yaklaşamıyor? Kapı bozuk. Ciğerim dalağım gitti. Ulan 12 saattir çişi gelip de içeri giren bir kadın bile olmaz mı lan? Lan çıkarın lan beni! Çıkarın oğlum beni! Kimse yok mu lan? Ne oldu? Kanka, dün gece ben çok kahve içtim ya, gazmaz çıkardıysan kusura bakma. Kardeşim kendine haksızlık etme. Dün gece sen gaz falan çıkarmadın, ultimatom verdin amına koyayım. Tuvalet dahi bulmaz derler. Ulan dün yaptığını Yunan sınırında yapsan savaş çıkardı piç. Çok sıkıştım. Kanka, sen bir arkanı dön de 2 dakika ben şuraya bir uzatıvereyim ha. Elimde kalırsın. Taşa mı güveniyorsun Allah'ım lan? Ne taşı lan? Bunlar ne lan taş gibi? Sal beni, kendi sikletinde belir bu. Kimse yok mu lan? Lan kimse yok mu lan? Çıkarın lan beni. Ananı sikiyim. Elimi kestim. Elimi kestim lan. Kartalın ha işte. Elimi bile sürmedim. Oğlum ben huylu adamım. Kan görmeye falan da dayanamam kanka. Bu yara mikrop kaparsa. Oğlum ne kötü titrek adammışsın ya. Eninde sonunda biri gelecek. Rahat ol. Bir sakin ol. Hadi başka şeylerden konuşalım. Kafamız dağılsın. Mesela en sevdiğin filmi anlat kanka. Lan şu gözleri görmeyen amcanın oynadığı kamu spotu ya. Şuradan oynuyor şuradan. Çok acıklı. Acılı şeyleri severim ben. En sevdiğin kitabı anlat o zaman. Alfabe. Kitabın adı mı alfabe? Yok lan bildiğimiz alfabe. İlkokulda hocam hediye ettiydi. 2 sayfa 29 harf. Yalnız sonunu pek sevemedim ben ya. Sonu derken? Ne oğlum işte B, Y, Z. Böyle biraz aceleye gelmiş gibi ya. Daha iyi olabilirdi sonu. Kimse yok mu lan? Lan çıkarın beni. Kimse yok mu burada? Çok çişim geldi benim. Aklından bile geçirme, kafanı dağıtırım. İyice şişti bu. Mikrop kaptı kesen. Yalnız bütün gece yoktuk. Feyza anamız ağzımıza sıçacak var ya. Kardeş sen böyle şeyleri kafaya takan adam değildin ya. Şu son zamanlardaki Feyza korkusu nerede başladı sende? Kanka sana bir şey itiraf edeyim ama aramızda. Ayıp ettin kanka, söyleyenin amına koyayım. Beni bilirsin. Ben ciddi ilişkilerin adamı değilim. Daha çok kendin düşür, kendin ye tarzı. En çok sevdiğim özelliğin kardeş. Ama iş Feyza'ya gelince... Ona da mı kendin pişir kendin ye lan? Seni oturduğun yere gömerim. Kendin. Ben galiba Feyza'dan hoşlanıyorum.
Vay yalaka. Amir yalakası seni. Lan ne yalakası? Kıza aşığım galiba diyorum. Aşık mı? O nasıl bir yalakalık lan? Gerizekalı mısın lan sen? Ulan bir derdimizi açalım dedik. Kartal, bir kere de bir hayrın dokunsun. Bir işe yara. Bir yaralı parmağı inşallah. Bu bir teklif mi? Kabul et, süper denk geldi. Kabul et. Doğru söylüyor. Dediğim gibi yani. Bundan sonra hep internetten alışverişim. Güzel olmuş adam. Deniz ne zaman gelir ya? Ben onun yerinde olsam bu saatten sonra gelmezdim. Sert davranma çocuğa. Ne de olsa Fahriye enişten sayılır. Ya Neşe, alınmazsan sana bir şey sormak istiyorum. Sor canım. Sen bu Deniz'de ne buluyorsun? Nesi var be, taş gibi çocuk. Yani bence bir kere kaba saba. Üstelik bağlanmayla ilgili çok ciddi problemleri var. Bana bak, üzülürsün. Üstelik adam pompacı ve kızım pompacı. Yani mesleki anlamda diyorum. Kızım sen daha klas adamlara layıksın. Bana bak, kendine gel. Vallahi taş gibi adam. Hiç bok atma Feyza. Her gördüğümde benim dibim düşüyor. Aysel, tuvaletin kapısı bozuk. Turgut abiye söyledim bugün yapmaya gelecek. Eşoleşik. Kardeşim, kusura bakma. Yok lan. En azından Turgut abi gelecek, kapıyı açacak. Ne gülüyorsun oğlum? Lan ne gülüyorsun ya? Asetat kalemiyle çizmişler işte. Ne yaptıysak çıkmıyor namussuz. Onu bunu bırak. Sen bu arabayı satıyor musun, satmıyor musun bana? Satmıyorum arkadaş. Benim bu arabayla aramda duygusal bir bağ var. Satmıyorum. Lan arabayla duygusal bağ mı kurulur? Kurulur tabii ki. Bir keresinde Taylandlı bir kız arkadaşım arabayı göstererek ya ya ben dediydi, kızı terk ettim. Aman iyi yapmışım. Gerçi sonradan öğrendim ki onun dilinde ya ya ben beni arabayla gezdirir misin demekmiş. Gitti gül gibi kız. Hasbinallah ya. Senin bugüne kadar hiçbir arabayla aranda duygusal bağ olmadı mı? Git onunla uğraş. Ha? Ne dedin? Onu doğru dedi. Oldu aslında. Feyza, benim bu konudaki tavrım belli. İki bacaklıysa sevgili olurum, dört bacaklıysa yerim, altı ve fazla bacaklıysa kaçarım ben aga, kaçarım. Kartal, sen bir şey yap oğlum o zaman. Vallahi hanımım, benim çekirgeyle ilgili travmam var. Bir keresinde tarlada çekirgeler saldırdı dedi bana. Sizin yerinize erkek diye yanımda ken bebeği gezdireyim. Yemin ederim daha iyi ya. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu, vurdun mu? Az ileri kaçtı hanımım. Kaldı iki hakkın. Mario, ulan bu. Bir sus. Hadi. Yine kaçtı Feyza. Ay ya, sanki Evren'in ilk 10 dakikasını yaşıyorum. Yemin ederim böyle bir stres yok ya. Şimdi vuracağım. Şimdi vuracağım. Sakin olun lan. Sakin olun. Sakin olun. Çekil, yalan mı? Üçten fazla zıplayınca özgüvenin yerine geldi. Şova kalktı pesemek. İçeri kaçtı. Bir kaybedersek neler yaparmış deriye. Deniz koş. Deniz yapıştır. Koş. Hadi bu koş. Arkadaşlar bence dağılalım. Öyle daha kolay buluruz. Zaten dağıldık anasını satayım. Feyza, dağılması mı kalmış bu iş? Cahil cahil konuşma. Hanımım, hiç mi Elin filmi izlemediniz? Bir dağılırsak hepimizi tek tek ayıklar. Ya koskoca mekanda küçücük çekirgeyi nasıl bulacağız ya? Yok artık. Bu kadar da çok fazla. Sen de niye çalıyor lan Kartal? Oğlum en kolayını çalıyor lan. Sıkıysa gitsin misketi çalsın. Aha.
Hayvan bizi iyice taşa sardı hanımım. Bence artık profesyonellerden yardım isteme zamanı geldi. Çekirge diye küçümsemeyin. Kimilerine göre kıyamet alameti bu hayvan. Eğitip eşli batakta kendine eş yapan var. Rayman gibi kağıt sayıyormuş. Ben diyenlerin yalancısıyım. Allah Allah ya. Peki biz içeriye ne zaman girebiliriz? 2-3 saat uğramayın. Daha sonra istediğiniz zaman girersiniz. Hay Allah. Tamam, teşekkür ederiz. Sağ olun. O zaman ben alışveriş yapayım. Abimlere öğle yemeğine gideyim ya. Ulan bizim iş hariç her iş karizmatik. Sorsam böcekle uğraşıyor ama tipe bak. Ghostbuster başımıza sanki. Oğlum çekirge de küçümseme lan. Lan! Bak bir keresinde köydeyken kestirme olsun diye eve yoldan değil de tarladan gideyim dedi. Halbuki annem 50 defa uyarmıştı sakın tarladan gitme diye. Çekirge sürüsünün saldırısına uğradım. Mermi gibi göğsüme göğsüme vurdular. O olaydan sonra bir hafta yemek yemedim, bir ay kimseyle konuşmadım. Aman sen de anne sözü dinleseydin kartal. Eğer annemin sözünü dinleseydim şimdi bambaşka bir kartaldım. Ya arkadaş göster diyorum, göster. Bakacağım. Manyak mısın kardeşim? Ne demek göster? Büyük mü küçük mü bakacağım? Ya beyefendi ben mi koyuyorum kuralları? Göstermek istemiyorsan kafadan 2 lira ver geç. Tövbe estağfurullah. Ver. Hayret bir şey. Sanki ben görmek istiyorum. Emmi! Bulmak istediğin gibi bıraktın mı? Bulmak istediğim gibi bıraksam içeri sarışın bir kadın koymam gerekirdi yeğen. Tövbe ya. Ulan millete Ramiz dayı denk gelir, bize denk gelen dayıya bak. Amına kodumuna bazas. Oh, vallahi yalan yok, kıskanıyorum sizin ilişkiniz ha. Neşe, kız sen de kral yengeymişsin. Ne gezmekte gözün var, ne eğlenmekte. Peçete katlatıyor adam sana, gıkın çıkmıyor. Evlenince evde açtırmasın, anasıyla gül gibi yaşarsın sen. Ne? Vallahi emleniyorum lan, onun için söyledim. Çok konuşma lan, tuvaletleri temizledim mi? He lan he, birinde bir nokta kaldı sadece. Bana bak, benim yengeyi konuştuk, senin yengeyi konuşak biraz. Hı, ne dedin? Anlamadım. Aysel'i diyorum ya, Aysel. Sen ellerini yıkadın mı lan? Çamaşır suyuna batırdım lan, yıkamak ne? Annem sabuna mı buna güvenmezdi. Direkt çamaşır suyuna batırırdı beni. Ondan her daim mis gibi kokuyorum. Da, sen konuyu mu değiştiriyorsun lan? Ha? Aysel nerede? Nerede Aysel? Bana bak, gelin var Deniz. Oğlanı buraya gelecek. Ay ne diyorsun sen ya? Deniz, ne diyor bu salak ya? Hayatım ne dediğini bilmiyor. Aysel ya, Aysel. Oğlum konuşmadık mı? Göt. Ay ay ay, bitmedi mi peçeteler, kumrular? Ay maşallah ya, maşallah. Allah saadetinizi bozmasın. Nasıl da sevişiyorlar. Ne? Hani? Lan çık oradan, çık. Birbirlerini seviyorlar anlamında dedim. Tüh. Deniz, senin de işin bittiyse camlar silinecek, hadi. Hadi. Lan hadi. Neşe, Neşe'cim kusura bakmıyorsun değil mi? İş yerinde ben üst, o alt olduğu için yerimizi kaybetmememiz gerekiyor. Yani sen benim sert konuşmalarıma alınma, tamam mı? Ben üstte, o altta. Yok yok, yerini bilsin tabii. Altta iyi. De, yani bir numara olduğu yok biliyor musun? Face'ten dürtüp duruyor sadece. Adamın burasına kadar geldiyse demek ki. Aa, hala mı ya? Güzel siliyor Allah için ama. Baksana bir. Vallahi süper siliyor ha. İçeri güneş girdi. Lan yürü git işine. Yürü git. Git. Tipe bak ya. Ayağı tıkaymış. Neşe, bırakayım seni. Yok, ben Aysel'le gideceğim. Neşe yapma ama böyle herkesin içinde ha. Her şeyimiz herkesin içinde Deniz. Hiç yalnız kalamıyoruz ki. Aşk olsun ya. Feyza herkes mi? Sus be salak. Kız, Aysel. Vurursana erkeğini, kapacaklar bak. Sus be salak. Ha şöyle. Neşe hadi bırakayım seni. Kız istemiyor Deniz'cim. Neden zorluyorsun? Sen karışmasana Feyza. Neşe gidelim hadi. Bebişim nereye ya? Geldi iki el pes atak. Teke tek. Kazanan istediği yerden cimdiklesin. Hı, ne dedin? Neşe bırakayım seni. Deniz sen beni beğenmiyorsun. Sen beni istemiyorsun. Sen benim sevgimden yiyorsun. Ay ne yemekmiş bu ya. Ye ye bitmedi. Ne alakası var Neşe? Evlen benimle. Ha? Ala dışına, tamam at. Ya da gaza gelip öyle yapmasak değil mi? Ha? Aysel. Ne oldu öyle? We'll be right back.
bir bakalım. Süpersonik. Eyyuh! Yine mi lan? Oğlum daha yeni karakoldan çıkarılıp geldik. Kalk iki site satalım, kalk. Ayıl tut şunu. Kabak kemane tekniği. İki, bir, başla. Hadi lan Kartal, daha hızlı lan. Ne yapıyorsunuz lan burada? Lokumda boncuk bulma yarışması Şerif abi. Aa. Bir tane lokumun içinde boncuk var, artık kim önce bulursa. İyiymiş, iyiymiş. Bana bak, ne zaman biter işiniz? Bitirdim lan lokumları. Hani boncuk? Boncuk yok Deniz. Boncuk nerede lan? Lan boncuklu lokumu da yemişsin mal. Kartal, gitti 100 lira ya. Ulan lanet olsun ya. Yine boncuk bokumdan çıkacak. Halbuki hiç de sevinilecek bir şey değil ha. Atalarımız niye böyle bir deyimi tercih ettiyse arkadaş. Şu tarafa gelin işte. Gel Sabiler'den uzaklaşalım. Deniz. Oğlum senin namını çok duydum. Bana bir karı bul. Şok artık. Buyur abi. Karı karı. Bir karı bul. Ulan bunca yıllık arkadaşım. Ben bile lafa böyle direkt giremedim. Adam oyuna girer girmez kaleciyle karşı karşıya kaldı lan. Ne yapacaksın abi karıyı? Ya Deniz. Söyleme. Sakın söyleme abi. Lan Deniz. Deniz bu nasıl bir canavar lan yanındakinin lokumlarını yiyor. Ya Deniz abi al şu hayvanı yanımdan ya. Buldum buldum. Sayı sayı sayılır değil mi? Cınnah sayılır. Vallahi gençler resmen kanunda boşluk buldum. Ne diyorsun dayı sen ya? Birini mi öldüreceksin? Yok lan ne kadar itlik, ne kadar bokluk yaparsam yapayım. Cennete girmenin yolunu buldum. Torununun torununu görünce direkt cennete gidiyormuşum lan. Da zincirin son halkasında biraz arıza var. Torunumun oğlu biraz mal. Bir kadın görse altı pasta topla bulacağın güvize gibi kavak alıyor sıpa. İyi de bizden ne istiyorsun sen dayı ya? Senden bir şey istediğimiz yok lan kılıçsız battal gazi. Bundan istiyorum. Deniz bizim oğlana bir karı bul. İyi de bulduğumuz karı oğlanı beğenecek mi peki? Öyle deveyi görmeden paçaları sıvama. Deve. Deveyi. He? Dereyi görmeden mal. Dereyi? Dere? Paç. Paç. He? He? Ulan ben de diyordum ne sapıkça bir atasözü ha. Mecbur kalmadıkça da kullanmıyordum. Meğerse ne güzel bir manaya geliyormuş. Ya Kartal. Neyse. Abi biz öyle şeyler yapamayız kusura bak. Vallahi siz bilirsiniz gençler. O zaman ben de size musallat olayım bari ha. Ne yapayım? O zaman ben elimdeki numaralara bir bakayım ha. Kartal ne dedin? Hala. Yola gel. Deniz. Deniz. Resmen kanında boşluk buldum lan. Lan bir gel amına koyayım bir gel. Tövbe tövbe. Bu ne lan? Otobüs bileti Divriği Turizm. Tek kişilik tek yön sadece gidiş. Zaten oralara gidip suyunu içen bir daha dönüp bakmaz buralara. Bu böyle olmayacak lan Betin. Eda bir seçim yapacak. Ya sen ya ben. Kaybeden otobüse biner. Lan ne yapacağım ben Divriği'de? Kangallarımı seversin. Sivas'taki dedemle oturup 80'li City'yi izlersin. Gerçi o biraz rahat durmaz ama ne yapacağız? Ulan hemen de nasıl kabullendin yenilgiyi? O elindeki kurbağacık mı senin? Evet. Silah çekeceksin sandım. Karşılığında kurbağacık mı çektin? Sıktığım kurşunu havada kurbağacıkla vurup bana mı döndürecektin? Oğlum Metin ya sen nasıl bir çocukluk yaşadın oğlum? Kırpığı gerçek mi zannediyorsun? Cüce var lan onun içinde. Olur mu lan öyle şey ha? Öyle bir saçmalık olabilir mi gerizekalı? Kurşuna ben bir tane ortadan böyle vuracaktım, ikiye bölecektim, parçalanacaktı, sağımdan solundan geçecekti, vurulmayacaktı. Ben bunu duymadım. Yok, vallahi duymadım ya. Sağda solda da böyle konuşma sakın. Oğlum sen çünlisin lan. Aduket atamazsın. Yarım daire yapıp yumruğa basma. Aduket bizim işimiz. Herifin ağzı ne kadar güzel laf yapıyor arkadaş ya. Oyuna girdim direkt Gora denk geldi bana ya. Dört kollu tabut gibi. Ne
Bak Emrah'cığım, ben artık çok sıkıldım. Yapamıyorum. Romantiklik falan bana göre değil. Eda ile konuşalım, o karar versin. Yapsın seçimini. Şimdi gidip konuşalım. Tamam lan. Eda'yı görmek, musallat olmak, çıplak fotoğraflar göndermek yok. Tövbe de lan. Tövbe. Akşam otururuz bir yerde, üçümüz yemek yeriz. Son kararı da Eda'ya bırakırız. Bak tekrar ediyorum. Kıza musallat olmak, çevresinde dolaşmak yok. Tamam söz. Tamam lan, benden de namus sözü. Bir daha söyle. Namus sözü. Namus sözü dedin ulan. Tekrar et. Namus sözü. Çık şimdi. Senin ağzını sikeyim ben.